Merhaba değerli kitap severler. Mesnevi tarzında yazılmış bir eser olan Mantık-ı Tayr, dilimize çevrilince düz metin halini almış. Ancak bu hali bile şiir tadı sunuyor. Hatırlayınız dünkü bölümü, binbir mazeret ileri süren kuşlara bir mürşit, bir yol gösterici kılavuz olan Hüthüt uzunca bir nasihat vermişti. Bakalım bu nasihat her biri bir nefis sahibi kuşları nasıl etkiledi? 6. bölüm. Hüthüt'ün sözlerini dinleyen bütün kuşlar uçup gitmeye niyetlendiler. Bu yola baş koymaya, dert çekmeye ahdettiler. Birisi Hüthüt'e, ey yol göstericimiz, bu yolu nasıl aşalım, bizim kanatlarımız bu yolu bitirmeye yeter mi diye sordu. Kılavuzları şöyle dedi onlara, aşık olan canını düşünmez, gönül canın düşmanıdır. Canını terk edip yola attın mı o yol biter. Can ayak bağdır aşığa, canını verdin mi perdeyi kaldırır, sevgilinin yüzünü görürsün. Aşık hiç düşünmeden bütün harmanını yakar bitirir. Başını testereyle kesseler, tenini bitseler bile ah etmez, sabreder. Değil aşka düşmek, aşkı anlatmak bile zordur. Her şeyden yücedir aşk. Aşk sana yoksulluğun kapısını açar, canından geçmenin yolunu gösterir. İşte ondan sonra bu işin eri olursun. Bu yola er gibi ayağını bas, korkma. Her şeyden geç ama dönüp ardına bakma. Korkuyla ne kazanırsın ki? Artık çocukluğu bırak, aslanlar gibi yola düş, işe başla. Yolunda yüzlerce tehlike bulunsa bile değil mi ki bu yolda bulunuyor, aldırma. Şeyh Hasan An'ın hikayesi. Şeyh Hasan An zamanının piriydi. Büyüklüğünü anlatmak için ne söylesem hepsinden daha yukarı, daha ileriydi. Tekkesinde tam 40 yıl 400 dervişe şeyhlik etmişti. Dervişleri de tıpkı kendisi gibi gece gündüz zikir ve ibadet ederler, bir an bile durup dinlenmek bilmezlerdi. Şeyhin ilmiyle amelini kıyaslayanlar hangisinin daha fazla olduğuna karar veremezlerdi. 50'ye yakın hac etmişti. Yaptığı umrelerin sayısını kimse bilmezdi. İbadetleri hadde hesaba gelmez, hiçbir sünneti terk etmezdi. Hastalananlara, gevşekliğe düşenlere nefesiyle şifa dağıtırdı. Hülasa halka her konuda rehberdi. Şöhreti cihanı tutmuştu. Şeyh Hasan An bir gece acayip bir rüya görüverdi. Tekkesinden çok uzakta Rum ülkesindeydi. Bir putun karşısına geçmiş, boyuna ona secde ediyordu. Şeyh hayra yormadı bu rüyayı. Eyvah dedi. Yusuf'um kuyuya düştü. Yoluma aşılmaz bir dağ çıktı. Acaba böyle bir derde rastlayan biri daha gelmiş midir cihana? Bilmem ki bu dertten canımı, imanımı kurtarabilecek miyim? Bu sarp gecede de aşarsam yolum aydınlanır, önümü görürüm. Yok, burada kala kalırsam yolum uzar durur. Sabah vakti dervişlerini topladı, durumu onlara açıkladı. Bir rüya gördüm. Tabirinin çıkması için Rum diyarına gitmem lazım. Gideyim ki rüyanın hakikatını göreyim. Dervişleri de ardına düştüler. Rum diyarına doğru yola çıktılar. Kabe'den kalkıp da Rum ülkesine ulaştılar. Rum ülkesini bir baştan bir başa dolaştılar. Bir gün bir konağın önünden geçerlerken üst kattaki pencereden dışarıyı seyreden bir kıza takıldı şeyhin gözü. Bir rahibin ay yüzlü kızıydı bu. Güzellik göğünün yücesinden bir güneşti ama batışı olmayan bir güneş. Göz bebekleri dolanıp bir kere baktığı yiğitleri yüreğinden avlayıverirdi. Çenesinde gümüş bir kuyu vardı, dudakları iğne gözü gibi küçüktü. Beline zülfü gibi bir zünnar bağlamıştı. Güneş gibi parlak yüzüne simsiyah saçlarını peçe yapmıştı. Peçesini kaldırıp çehresini gösteriverince şeyhin eli ayağı boşandı. Kendisinden geçti. Gönlü ateşle doldu. İliklerine kadar yandı, yakıldı. İlerisini düşünmüyor değildi ama kızın sevgisi aklını başından aldı. Can ülkesini yağmaladı. Aşk canına, gönlüne galebe etti. Can gittikten sonra gönlü ne yapayım dedi ve takvasını verip rezilliği satın aldı. Dervişler şeyhin perişan halini görünce durumu anladılar ama iş işten geçmişti.
Perişan aşık sözden anlar mıydı? Dedikleri hiçbir söz ona tesir etmedi. Derdinin dermanı yoktu çünkü. Akşama dek gözleri pencereye dikili, hayran hayran bakıp durdu. Akşam olup karanlık bastığında yıldızların hepsi ışıklarını yaktı, sevgilinin yüzü gizlendi. Şeyhi bir hüzün sardı. O gece gönlünün hicranıyla sevgisi birken bin oldu. Kendinden geçip gitti. Kendisini de unuttu, dünyayı da. Sürekli ağlıyor, inliyordu. Şöyle diyordu. Ya Rabbi, bu uğursuz gecenin sabahı yok mu? Yoksa güneşin ziyası mı tükendi? Nice gecelerimi ibadette geçirmiştim ben ama böyle gece görmedim. Yüreğimin yangınından mum gibi eriyorum. Sanki beni geceleri yakıyorlar, gündüzleri öldürüyorlar. Allah'ım, bu gecenin gündüzü olmayacak mı? Feleğin mumu yanmayacak mı? Güneş hicranımdan mı söndü yoksa? Gece onun saçları gibi uzun ve kara, gecenin bu benzerliği olmasaydı hicranımdan ölürdüm ben. Bütün gece aşk sevdasıyla yandım, sevginin hücumuna karşı koyacak gücüm kalmadı. Nerede ömür, hiç durmadan sevdiğimi öveyim ya da muradıma ermek için feryada koyulayım. Nerede talihim ki ya uyanıp kalksın ya da halimi görüp benim için ağlasın. Nerede akıl ki bilgimi elime alayım veya düşünüp taşınayım da aklımı başıma toplayayım. Nerede el ki yolunun toprağını başıma saçayım. Yahut kanlara bulanmışken kalkayım başımı da kaldırayım. Ayak nerede ki sevgilimin etrafında dolanayım. Göz nerede ki onun yüzünü göreyim. Sevgili nerede ki halimi acıyıp merhamet etsin. Dost nerede ki durmasın, gelsin, elimi tutsun. Şimdi aklım da gitti, sabrım da. Hatta sevgili de. Bu ne aşktır, bu ne derttir Allah'ım, bu ne iş. Dervişleri üstadlarının feryatlarına uyup koştular. Gönlünü almak, hatasından döndürmek için başına toplandılar. Dervişlerden biri, ey şeyhim kalk, bu vesveselerden, boş sözlerden arın, temizlen dedi. Şeyhi ona, nereden bileceksin ki ben bu gece ciğer kanıyla yıkayıp temizlendim diye cevap verdi. Bir başka derviş, ey ihtiyar pirim, bir hata ettiysen geldi geçti, tevbe et, Hazreti Allah tevbeleri kabul eder dedi. Şeyh ona da namustan, halimden, şeyhlikten, olmayacak şeylerin hepsinden tevbe ettim dedi. Bir başkası, halin tesbihsiz nasıl düzelir, tesbihin nerede diye sordu. Şeyh, belime zünnar bağlayacağım, onun için elimden tesbihi attım diye cevap verdi. Başkası, ey sırlara aşina olan, aklını başına toplayıp kalk da namaza dur dedi. Şeyh ona, eğer put gibi güzel sevgilim yanımda olsaydı, secde etmek ne kadar hoş olacaktı dedi. Bir diğeri, hiç pişman olmayacak mısın, hiç tevbe edip dininin derdine düşmeyecek misin dedi. Şeyh, bundan daha iyi pişmanlık mı olur, ben daha evvel aşık olmadığıma yanıyorum dedi. Başka biri, şeytan yolunu kesmiş senin, azgınlık okunu ansızın yüreğine saplamış dedi. Şeyh, yolumu kesen şeytan ne de güzel kesmekte, beni ne güzel azdırmakta, söyleyin, durmasın, vursun diye cevap verdi. Bir başkası, bu halini gören duyan bu pir nasıl olmuş da azmış, ne hallere düşmüş diye hayret eder dedi. Şeyh umursamadı, ben şöhretten, şeyhlikten vazgeçtim, namus şişesini çoktan taşlara çalıp kırdım dedi. Başka biri, eski dostlarını incittin, yüreklerine dert tohumu ektin dedi. Şeyh, gavur kızı beni sevsin de başkasının incinmesini aldırmam bile dedi. Başka birisi de vazgeç bu sevdadan, haremi şerife git de özürler dile dedi. Şeyh, bırak beni dedi, özür dilemeyi başımı sevgilinin eşiğine koyduğumda yapacağım. Bir diğeri, haline bak da haya et, bari Allah'tan utan dedi. Şeyh, beni bu ateşe o attı. Kendi kendime nasıl kurtulayım diye cevap verdi. Bir başkası, hadi durma, yeniden iman et, mümin ol diye cevap verdi. Şeyh ona da, ben yolumu kaybettim. Ben de küfürden başka bir şey bulamazsın. Küfre düşen de iman arama dedi.
Dervişler ne yapsalar, ne söyleseler şeyhi çeviremeyeceklerini anladılar. Hüzünlendiler. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Perdenin ardında ne var deyip beklemeye koyuldular. Nihayet gün türkü bir elinde kılıcı, bir elinde kalkanıyla gelip gece hindusunun başını kesti. Dünya güneşin nuruyla aydınlandı. Bir köşede bekleyen şeyh kalktı, sevgilisinin mahallesine yollandı. Bir ay kadar konağın dibinde köpeklerle yatıp kalktı. Ölgün yüzünü gül yüzlü sevgilisinin penceresine çevirip sabırla bekledi. Sonunda sevgilisini göremediğinden hastalandı ama eşeğinden başını kaldırmadı. Şeyhin kapıdan ayrılmadığını gören kız durumu anladı ama anlamamazlıktan gelip şeyhe şunu sordu. Ey şeyh, neden böyle deli divane oldun? Senin gibi bir zahit nasıl oldu da Hristiyan mahallesini mesken tuttu? Şeyh dedi ki, görüyorsun ya, gönlümü çalıp gittiğin günden beri nasıl biçare oldum. Nazından kibrinden vazgeç de şu ihtiyar aşığın haline bir bak. Güzelim, aşkım serseri değildir benim. Ya gönlümü geri ver bana ya da hemdem ol. Ey güzel yüzlü maksadım, maksudum, zülfü bütün kârım, zararım olan sevgilim. Gel zülfünün parlaklığıyla yakma beni, sarhoş gözlerinle uyutma. Senin yüzünden yüreğim ateşe düştü, gözlerim yağmur bulutuna döndü. Sana sebep kararsız ve sabırsız oldum, kimsesiz ve bir başıma kaldım. Aşkınla bak nelere katlandım, kesem nasıl bomboş, nasıl büzüp kapattım. Sensiz bütün cihanı sattım. Benim gönlümden çektiğimi başkası ne gördü ne de duydu. Artık bu yoksulun gönlünü daha fazla yaralama, çiğneyip geçme onu. Aşkınla can veriyorum, aç kapını artık, huzuruna al beni, dermanım ol. Kız küçümsedi şeyhi. Bunca yıl yaşamışsın, bari yaşından utan. Sen bundan sonra başka bir şey arama, kefen tedarik etmeye bak. Nefesin ne kadar soğuk, ihtiyarlamışsın. Bana dost olmaya kalkma. Karnını doyuracak bir lokma ekmek bulamayan sen nasıl olacak da padişahlığa konacaksın? Bana bu çeşit yüzlerce laf söylesen de alınmam. Çünkü aşkından başka işim yok benim, dedi şey. Aşığın genci yaşlısı olmaz ki. Kız bu sefer, eğer bu işin eriysen şu dört şeyden birini yapmalısın. Puta secde edeceksin, Kur'an'ı yakacaksın, şarap içeceksin ya da imanından vazgeçeceksin. Şeyh, şarap içmeyi kabul ettim ama diğer üç tanesiyle işim olmaz benim. Güzelliğini seyrede seyrede şarap içerim ama diğerlerini yapamam, dedi. Kız peki, dedi. Hadi kalk gel, benimle beraber şarap iç, eğlen, coş. Şeyh dervişlerinin ağlamalarına, sızlanmalarına aldırmadan gavur kızının ardına takılıp gitti. Vardığı yerde baktı ki yepyeni bir meclis, güzelliğin son haddinde bir ev sahibi. Sevgilisinin elinden şarap kadehini aldı, içti. Sevgilisinin aşkıyla şarap birleşince o ay yüzlüye sevgisi birken bin oldu. Bildiği ne varsa hepsini unuttu. Yüzlerce kitabı vardı şeyhin, hepsi hafızasındaydı. Kur'an'ı da ezbere bilirdi. Şarap boğazından geçince hepsinin manası uçtu, yalnız kuru sözleri kaldı. Bildiği ne varsa unuttu. Rüzgarın önündeki kuru yapraklar gibi dağılıp gitti hepsi. Sonunda iyice sarhoş oldu şey. Ama kız itti onu. Senin aşıklığın sadece laf, dedi. Eğer gerçekten bana aşık olsan benim dinime girer, Hristiyan olurdun. O zaman kolunu boynuma dolayabilirsin. Yok dinimden vazgeçmem diyorsan yolun açık olsun. Aban da burada, sopan da.